Bir gerilimde Kore Yarımadası'nda yaşandı. Kuzey Kore Sarı Deniz istikametine doğru yaklaşık 200 top mermisi ateşledi. Seul yönetimi ise söz konusu ada sakinleri için tahliye emri verdi. Gözler Gazze ve Ukrayna'ya çevrilmişken bir krizde Kore Yarımadası'nda patlak verdi. Güney ve Kuzey Kore arasındaki tansiyon iyice yükseldi. Seul yönetimi Kuzey Kore'nin yerel saatte 9'dan 11'e kadar yan Piyank Adası'nın kuzeyindeki Diyuksan burnundan yaklaşık 200 top mermisi attığını duyurdu. Bazı top mermilerinin iki ülke arasındaki fiili deniz sınırı olan kuzey sınır hattı yakınlarına düştüğü ancak hasara yol açmadığı belirtildi. Güney Kore yönetimi Yampiyan Adası'ndaki sivillere tahliye emri verdi. Verilen tahliye emri önleyici tedbir olarak değerlendirildi. Baganiwon Adası'ndaki yetkililer de benzer tedbirler aldı. Kuzey Kore Kasım 2010'da Yampiyan Adası'na 170 top mermisi atmıştı. Olayda ikisi sivil 4 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca Seul'ün Ulusal İstihbarat Servisi Kuzey Kore'yi gelecekte yönetecek ismin Kim Jong-un'un 10 yaşındaki kızı Kim Ju-a olacağını iddia etti.